Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde salgının seyrinin son dönemde son 15-20 günlük periyotta 24 kat daha arttığı ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalarda. 24 kat arttığını dile getiren Bilim Kurulu yaptığı açıklamalarda özellikle İstanbul gibi, Yalova gibi, Çanakkale gibi, Samsun gibi, Kastamonu gibi son dönemlerde ciddi artışların görüldüğü Trabzon gibi, akabinde ise Balıkesir gibi, Bursa gibi birçok ilimizde salgının seyrinin vakaların 24 kat arttığını, ülke genelinde 24 kat arttığını, bunun da engellenmesi için salgının artışının, mutasyonun yayılmasının engellenmesi için gerekli yasak, tedbir, karantina ne varsa alınacağı dile getirilirken bu hafta içinde yapılması beklenen bilim kurulu toplantısıyla beraber bunun karara bağlanacağı ifade edilmiş durumda yasak ve tedbir kararlarıyla alakalı. Özellikle vakaların ciddi derecede artış gösterdiği İstanbul, Yalova, Samsun gibi Çanakkale gibi illerimizde özellikle Çanakkale'de son dönemde maalesef rekorlar kırılmakta vakalardan dolayı. Bu illerde aşılama oranlarının daha da yükseltilmesi, bazı insanların da aşı sırası geldiğinden dolayı aşı olmadığı ifade ediliyor. Aşı sırası gelse bile aşı olmadığı dile getirilirken bakanlık, Fahrettin Koca Bilim Kurulu sürekli isteyen BioNTech, isteyen Sinovac Çin aşısını olabilir diyerekten çağrılar yapmakta. Aşı bir tercih tabii ki ama Bilim Kurulu aşının bir an önce herkese yapılmasını düşünmekte yaptığı açıklamalarda. Aşıyla alakalı değil, bir de en sonki dönemde kafe ve restoranlar kapalıyken bizim Türkiye genelinde çoğu yerde, her yerde kafe ve restoranlar kapalı biliyoruz. Ama öyle değil. Çoğu yerde derken otellerin kafe ve restoranları açık, konaklama yerlerinin kafe ve restoranları açık. Buralarda virüs olmuyor mu? Uzun yola gidenler buralarda konakladıktan sonra şehir merkezlerine, içerilere gelip de mutasyonu yayamaz mı? Bu hiç düşünülmemekte mi? Yani oradaki adamların, otellerin özellikle kafe ve restoranları açık. Bizim esnafın kafe ve restoranı kapalı, orada virüs var. Bunu da gerçekten de anlamak mümkün değil. Konuyla alakalı yorumlar sizin. İnşallah önümüzdeki bilim kurulu toplantısında alınacak kararlar yerinde olur ve bir 24 kart artış gösteren mutasyonun önüne yasaklar mı geçilir, diğer yöntemlerle mi geçilir bilmiyoruz ama inşallah geçilir ve şu koronadan bir an evveler kurtuluruz diye umuyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.